Ya abi geometride göreceksin ya. Yani yeteneğin olmadan geometri yapamazsın. İşte geometri anca böyle görerek, işte hissederek ilerleyen bir ders. Yani yoksa yok, varsa var olan bir ders. Yani çok üzerinde durma gibi vesveselere gerek yok. Şimdi öncelikle ben bir kendimi tanıtayım. 2022 YKS sayısal 1212.siyim ham sıralamada. Eşit ağırlıkta da 2472.siyim. Hani bu süreçte seninle tecrübelerimi paylaşarak ilerlemek istiyorum. 37 netlerden başladım bu sürece ve buralara kadar geldim. O yüzden de hani yükselişimi seninle adım adım paylaşmak istiyorum. Neler yaptığıma dikkat çekmek istiyorum. O yüzden de bu videoları çekiyorum. Şimdi de geometriye geldik. Önceki ders videolarımı da dinlemek için şuraya tıklayabilirsin. Şuradan ulaşabilirsin. Ve başlayalım. Geometriyi 4 tane ana başlığa ayıracağım. Nedir onlar? İşte üçgenler, çokgenler, katı cisimler ve çember daire. Bunlar bizim ana başlıklarımız. Geometri konularının ana başlıkları. Şimdi üçgenlerle bir başlayalım. Evet, üçgenler. Yani geometrinin hani diğer tüm konuları dışındaki en önemli detayı, yani en önemli konusu. Neden? Çünkü mesela bir çokgen çözdüğünde, işte diyelim bir tane dikdörtgenin var. Dikdörtgeni şöyle bir böldüğünde iki tane üçgenin oluyor. Veya herhangi bir çokgenin var. Veya işte bir çemberin içerisinde üçgen oluşturuyorsun ve ya her noktada bir şekilde üçgene başvuruyorsun. O yüzden hani üçgenin üzerinde ne kadar durursan dur, hani a ya acaba geç mi kalacak, geçmeyecek mi falan, yani üçgen çözüyorum hala olmuyor falan, bunlara girmene gerek yok. Üçgenin üzerinde ne kadar durursan dur sana kârdır. Çünkü üçgen hani dediğim gibi hepsinin içerisinde var ve çok kapsamlı bir konu. Hani üçgeni iki kaynaktan da bitirebilirsin. Hani mesela işte hala denemelerde çok iyi olmuyor, üçüncü kaynaktan da çözebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden üçgenin üzerine gitmen lazım. Mesela şimdi üçgende de şöyle bir sorun var. Abi görmen lazım. Videonun başında da söylemiştim. İşte nereye neyi çizeceğini görmen lazım. Hayır. Böyle bir şey yok. Şimdi geometride çizeceğin ana 4 tane şey var. Dördüncüsü pek rastlanan bir şey değil ama 3 tane ana şey var. Nedir onlar? Kenarortay, yükseklik, açıortay. Ya da işte bir tane de ikizkenar çizebilirsin. İşte bir yerden bir yeri birleştirirsin, ikizkenar çıkar. Bunları işte birleştirirsin. Belki bir de şey çizebilirsin. Orta taban. Ara ara sorularda çıkıyor. Orta taban çiziyorsun. Bu 5 şeyin üzerinde dönüyor. Hani bu 5 şeyi çizdiğinde zaten soru kendi kendine çıkıyor. Şimdi mesela işte görmen lazım muhabbeti nereden geliyor? İşte insanlar çiziyor ve soru kendi kendine akmaya başlıyor. Aslında insanlar, yani o çizen insanlar bilinçli olarak çiziyor. Neyi çizeceğini biliyor. Bu 5 şeyden bir tanesini çiziyor. Deniyor. Ya en kötü deniyor. Bir süre sonra sorulara alışıyor. Nerede neyi çizmesi gerektiğini biliyor. Bu 5 şey üzerinde dönüyor. Mesela işte bir tane üçgen vermiş. Sen çok alakasız bir yere bir çizgi çizmiyorsun. Yani öyle bir şey yok. İşte hissettim, çizdim, oldu, yok. Yani aslında bu 5 şey dönüyor. Bu 5 şeyden bir tanesi her türlü seni sonuca götürüyor. Bu kadar aslında geometri. Özellikle mesela işte ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen tipindeki sorularda gerçekten bu işlem çok işe yarıyor. Üçgende vereceğin temel taktik bu. Şimdi geldik çokgenlere. Çokgenler aslında ben bunu biraz daha üçgenin içerisinde dahil edip üçgen ve çokgen diyecektim. Çünkü neden? Üçgen yani aslında çokgeni de kapsayan bir konu olduğu için hani bunun içerisine dahil etmem onu sırıtmaz. Ama şurada şunu söylemek istiyorum. Geometri çalışırken mesela her konuyu şeyden çalışabilirsin. Konu anlatım kitabından. Ama geometri hariç. Çünkü konu anlatım kitaplarında sana o kadar ezber öğretiyorlar ki, yani şunu çizsen şu olur, şunu çizsen şu olur, şurada şöyle bir özellik var, böyle böyle. İşte ne bileyim Franklin Benjamin teoremleri falan, tabii sallıyorum da. Teoremler falan filan, bunların hiçbirine gerek yok. Yani ben çoğu teoremi bilmiyorumdur belki. Hani vardır ama bilmiyorumdur. Çünkü gerek yok. Kendin çıkartabiliyorsun. Nasıl çıkartıyorum? İşte mesela YouTube'dan veya işte kendi ders hocalarımdan falan, işte okuldaki hocalarımı dinleyerek hani onların nasıl yaklaştığını öğreniyorum. Bunu öğrenince de neyi ne zaman nerede çizdiğimi daha çok hakim oluyorum ve ona göre hareket ediyorum. O yüzden hani diğer dersleri hariç tutuyorum. Geometriyi hariç tutuyorum. Yani ayrı tutuyorum. Geometride bir konu anlatımına başvurabilirsin. Çünkü kitaplarda çok teorem var. Çok şey var. Yani çok çizim var. Ve hani kafası karışıyor. Bu kadar şeyi bir insanın aklına tutması imkansız. Bunu çokgen içerisinde anlatıyorum. Genelde çünkü bu tip şeyler çokgenlerde oluyor. Bir de üçgenlerde oluyor. Yani bir olarak düşünebiliriz. Şimdi mesela bir çokgen düşünelim. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin özelliği nedir? Bileceğin özellik. İşte mesela çiziyorsun köşegenlere, 90 derecede birleşiyorlar. Bu. Yani fazla da bir olayı yok. İşte kenarları eşit falan filan. Yani bu tip özellikleri dörtgenin bir parçası olarak düşünebiliriz. Çünkü bunlar üçgende yok. Bunları bilirsin. Bu temel şeyleri bilirsin. Geri kalanları üçgenden elde edersin. Bu kadar. Bunları da işte dediğim gibi bir konu anlatım hocasından falan filan dinlersin, halledersin, öğrenirsin. Ondan sonra geri kalanları üçgenle çözersin. Bu kadar. Geldik şimdi çember ve daireye.
Çember ve daire biraz daha hani üçgen ve çokgenin dışarısında bir konu. Çünkü işte çember yaylarının dereceleri falan filan daha çok işte böyle haşır neşir oluyorsun o tip şeylerle. Ve çember gerçekten önemli. Hem TYT'de hem AYT'de sorular çıkabiliyor. O yüzden hani çember ve daireyi ayrı bir şey olarak çalışabilirsin. Ayrı bir pratik şey olarak. Hatta bir fasikül falan çözebilirsin. Çember ve daire dediğim gibi işte böyle temel şeyler var. Onları öğrenirsin. Onları halledersin. Ondan sonra bir de yani şimdi çemberde biraz daha sıkıntı şöyle. Yani kendi kendine çıkaracağın teoremler az. Aslında var ama biraz daha böyle üstü kapalı kalıyor. Yani araştırman lazım ya da senin üzerine düşmen lazım. O yüzden hani burada biraz daha çember ve daire biraz daha ezbere kaçıyor olabilir. Onu da sen işte böyle YouTube'dan hocalarınla falan dediğim gibi izleyerek öğren. Nereden nasıl geldiğini öğren. Yani buna çok dikkat et. Çünkü ezbere gidiyorsunuz. Ondan sonra işte ilerleyen zamanlar bir ay sonra falan o teoremi unutuyorsun. Aslında sen onun nereden geldiğini bilsen, nasıl çıkartıldığını bilsen zaten onu ezberlemene ihtiyaç yok. O senin hafızana otomatik olarak kazınıyor. Çünkü nereden nasıl geldiğini biliyorsun. Çember ve dairede buna da dikkat etmeni öneririm. Mesela işte şey oluyor. Böyle çember işte dışarısından falan böyle doğrular geçiyor. Onun böyle işte açıların birbirlerini tamamlama olayları falan var. Nereden nasıl geldiğini. Mesela ben ilk başta ezberlemiştim 11. sınıfta. 12'ye geçerken unuttum. Ama 12'de Kenan Kara hocamızdan mesela oradan dinleyerek nereden nasıl geldiğini öğrenerek yıl boyunca bir daha hiç ona dönmeden aklımda tutabildim onu. Hala da aklımdadır mesela. Bu tip şeylerle ilerleyebilirsin çember ve dairede. Tabii bu dediklerim üçgende de çokgende de geçerli. Geldik katı cisimlere. Katı cisimler biraz daha üç boyutlu düşünme. Hani işte burada gerçekten biraz yetenek planı ön plana çıkabilir ama dediğim gibi bunlar çalışmayla sürekli tempo tutarak aşılabilecek şeyler. Yani üç boyutlu düşünme falan filan bunları sürekli soru çözerek edinebilirsin. Yani sıkıntı etme. Hani ben üç boyutlu düşünemiyorum falan filan diye ağlamaya gerek yok. Şimdi katı cisimlerde genel olarak hayal gücü ön planda nerede nasıl davranman gerektiğini bilmen gerekiyor. Katı cisimlerde biraz daha ayrı olarak yani bir fasikül çözmeni önerebilirim. Burada mesela acilin katı cisimler fasikülü vardı. Ben onu çözmüştüm. Çok işime yaramıştı. Çözümleri falan çok açıklayıcı ve güzel olduğu için hoşuma gidiyordu yani katı cisimler fasikülü. O yüzden de beni geliştirdi diyebilirim. Katı cisimler üzerinde hani çok fazla durmuyorum. Çünkü dediğim gibi biraz daha 3 boyut düşünme yetisiyle alakalı ve hani biraz daha diğer konuların dışında. Aslında temelinde yine mesela üçgen, dörtgen, çokgenler var. Ama biraz daha 3 boyut düşünme kaldığı için senin böyle sürekli soru çözerek, antrenman yaparak onları kendine yedirmen lazım. Katı cisimlerde böyle. Geldik şimdi kaynak önerilerine. Kaynak önerilerinde sana ilk tavsiye edeceğim kaynak Spara TYT-AYT geometri kitabıdır. Bu benim ilk çözdüğüm TYT-AYT geometri kitabıydı. Yani beni sürece başlatan, geometri sürecine başlatan hatta genel olarak süreç içerisinde yani YKS sürecimde çözdüğüm ilk kitaptı geometri kitabı. Spara geometri kitabı. Şimdi bu kitabın çözümleri biraz sıkıntılıydı. Yani benim dönemimde öyle uygulaması falan yoktu ama sanırım bunları aşmışlardır diye düşünüyorum. Vardır diye düşünüyorum. Sen bir bakarsın. Ben zar zor bulmuştum yani çözümlerini YouTube'dan falan. Gerçekten çok kaliteli bir kitap. Hani ben o kitabı tek başıma çözmeme rağmen o kitabı bitirdikten sonra ben işte geometride üst seviyelere çıktım. Yani üst seviyelerden kastım ne? Mesela 10 soruda artık 5'in üzerinde her denemede yapmaya başlamıştım. O yüzden Spara'nın TYT geometri kitabını kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun dışındaki kaynağı Karakök. Bir Karakök sıfırı var. Bir de Karakök normal işte TYT geometrisi var. Bu kitaplar gerçekten çok kaliteli. Çok tatlı hazırlanmış. İyi kitaplar. İkisini de çözseniz bir şey olmaz. Yani sadece ikisini çözerek bile sürece hazırlanabilirsiniz. İkisi de çok kaliteli kaynaklar. Yani onun dışında kaynak çözmenize gerek yok. Geometri de yani üçgenlerde evet 2-3 tane çözebilirsin. Sıkıntı yok. Ama onun dışındaki konularda bir tane kaynakla ilerlesen sana yeterdir. Burada da işte Karakök serisi 0 ve normal kitabı gerçekten iş görür güzel kitaplar. Onun dışında bir de Orijinal'in geometri kitabı vardı. Orijinal'in geometri kitabı güzel hazırlanmış, tatlı hazırlanmış. Yani seviye seviye artan. Aslında mesela mavi testleri orta seviyedir ama ben zorlanıyordum mavi testlerinde de. Kırmızı testlerinde hele manyak zorlanıyordum. Güzel kitaptı. Onu da tavsiye edebilirim. Zorlamak istiyorsan kendini denemek istiyorsan öneririm. Onun dışında 3D'nin geometri kitabı bir TYT'si var bir AYT'si var. Ben AYT'sini çözmüştüm ama TYT'si biraz daha basit kalıyormuş. Yani biraz daha TYT'ye yönelik olduğu için daha TYT'emsi sorular varmış. Ama AYT kitabı gerçekten yani yıl boyunca hatta YKS sürecim boyunca çözdüğüm en zor kitaptı. Çok zorlandım. Bitiremedim. Hala da yarısı duruyordur. Yarısından fazlası duruyordur. Yani 200-300 sayfalık kitap ben ancak 80-100 sayfasını falan çözmüşümdü. Çok zorlanıyordum. Yani mesela ilk 6-7 sorusu çok zor değildi. Çözülebiliyordu ama son 3 tane o kırmızı soruları dehşet sorulardı. Zaten bu kitabı çözen Eyüp Hoca da yani bu kitap aşırı zor diye kendisi uyarmıştı önceden. Ben almadan önce bir videosu vardı. Ama ben yani kendime çok güvenerek almıştım. Ne kadar zor olabilir diyordum. Bayağı zor kitapmış. Yani
O kadar zoru bilmiyorum. Olimpiyat mı yetiştiriyor, olimpiyat öğrencisi mi yetiştiriyorlar bilmiyorum ama hani artık en son seviyede ben artık çok zor şeylerle uğraşmak istiyorum diyorsan bu kitabı da alabilirsin. Onun dışında Acil'in Katı Cisimler Fasikülü var. Bunun video içerisinde değinmiştim. Buna da burada bir yer vereyim dedim. Güzel kitaptır. Bana yani o sorulara nasıl yaklaşacağım, nasıl bakacağım bunları geliştirdi. Güzel bir kitaptı. Tavsiye ediyorum. Onun dışında bir de kitap olarak yani kitap değil aslında ama denemeler var. Denemelerde iki tane önereceğim için bunu ayrı bir başlık açmayacağım. İki tane deneme önereceğim. Biri Acil'in TTAYT geometri denemeleri. Bir tane orijinalin TTAYT denemeleri. Bir tane de şimdi bu ekstra olarak Bilgisayar Malı'nın TTAYT geometri denemeleri. Bu üçü de güzel kitaplar. Yani bunlardan iki tanesini çözsen, o yüzden iki tane öneriyorum dedim. İki tanesini çözsen sana çok şey katar. Yani üçüncüsü biraz fantezi olabilir. Hiç gerek yok yani mesela. İki tanesini çözsen seni bu sınava hazırlar. Ama zamanın varsa üçünü de çözebilirsin. Benim demek istediklerim buraya kadardı. Beni dinlediğin için, izlediğin için çok teşekkür ederim. Aşağıdan abone olursan ve like atarsan çok mutlu olurum. Başarılar, hoşça kal.